Sevgili seyirciler, Kanal 54 ekranlarından hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diyorum. Bildiğiniz gibi rutin programlarımız haftada bir cuma akşamları saat 21.15. Ancak önemli konular, özel ve önemli konuklar olduğunda da zaman zaman karşı karşıya gelebiliyoruz bu akşam olduğu gibi. Önemli ve özel bir konuk dedim. İşte geçmişte bir iki defa daha birlikte program yaptığım Herbaris İbrahim Göçek'le bu akşam tekrar birlikte olacağız. Kendisi bitki takviyeleri üzerine, insan sağlığına nerelerde, nasıl, hangi koşullarda iyi gelir bu takviyeler, onlar üzerinde duracak. Ben tırnak içinde bir şey söylemek istiyorum. Tabiatıyla bu bitki takviyeleri, geçmişte program yaptığım Herbaris İbrahim Göçek de şifanın doğada olduğunu söylüyor. Hastalıklara doğada yapılan, doğadan elde ettikleri bitki takviyelerinin iyi gelebileceğini söylüyor. %100 tedaviden öte mevcut hastalıklara iyi geleceğini, mevcut hastalıkların tedavisinde ciddi bir rol üstleneceğini ancak herbalistler ve hekimler eşliğinde kullanıldığında söylüyor. Doğru mu? Tabii. Peki sevgili İbrahim Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birkaç program yaptık. Keyifli, zevkliydi. İnşallah bu akşam bu programda İnşallah. Keyifli olur. Evet. Şimdi günümüzde televizyonlarda çok sık sık konuşulan bir problem var. Protein diyeti. Protein diyeti bazı mahsurlu durumları var. Onları açıkladıktan sonra isterseniz konuya girelim. Nasıl mahsurlu? 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta, Hollywood'da mankenler, artistler kaslı gözükmek, dinç, genç, fit gözükmek için çeşitli yöntemler araştırdılar. En sonunda protein diyetini ortaya çıkardılar. Bu nedenle Hollywood diyeti denir, protein diyetine. Protein diyeti nedir? Et, peynir, yumurta gibi hayvansal besinlerle beslenme, karbonhidrat, sıfır karbonhidrat. Karbonhidratı yani ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, sebze, meyveyi hayattan çıkarma. Tek ayaklı beslenme. Ama bu ileride bir takım sağlık sorunları baş göstermez mi kişide? Tabii, çok tehlikeli. Şimdi bu protein diyetini Doktor Pierre Dukan, Fransız asıllı doktor, biraz değiştirdi, biraz geliştirdi ve aynen dedi ki protein diyeti yapanlar hasta olmayacak, kalp damar rahatsızlığı olmayacak, böbrek yetmezliği olmayacak, şeker hastalığı olmayacak, tansiyon, kolesterol problemi olmayacak. Bir, iki, yani hasta olmayacak kesinlikle. İki, çok yoğun tempolu spor yapacak. Günde 2 saat en az spor yapacak. Çünkü protein, hayvansal besinlerle beslenen kişi de çok yoğun bir asidoz ortaya çıkar. Asitlenir kan. Asidi atmak için kişinin çok yoğun bir tempoyla spor yapması gerekir. Yapmazsa asidoz birçok hastalığı tetikler. Daha sonra bunu Doktor Atkins, protein diyetini kendi adıyla anılan Atkins diyeti diye biraz değiştirdi, biraz geliştirdi. Mesela sonunda doktorun biri de çıktı, dedi ki New York'ta bir Türk dönercisinin önünde durarak dönerden akan böyle şırıl şırıl yağları doldurup bardağa içti. Bakın, hayvansal yağlar asla hiçbir şey yapmaz. İstediğiniz kadar hayvansal besin yiyin, bir şey olmaz dedi. Sonunda adam kalp krizinden öldü. Şimdi aynı tiyatro Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, televizyonlarda seyrediyorsunuz, Karatay diyet diye bir diyet çıkardı. Dün akşam, önceki akşamda da haberlerde vardı. İşte Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi protein ağırlıklı beslenin. Efendim, karbonhidratı beslenmeyin. Meyve günde yerseniz bir tane yiyin, fazla yemeyin. Un mamullerini bırakın vesaire diyor. Fakat yanlış yapıyor. Çünkü detaylı Dukan diyeti, Doktor Pierre Dukan protein diyetini söylerken çok yoğun bir tempolu spor tavsiye ediyor. Bir, hastaların kullanılmasını tavsiye ediyor. İki, Profesör Doktor Canan hanımefendi ise orada mahsurları söylemiyor. Direkt protein, şöyle iyi, böyle iyi vesaire anlatıyor.
Yani bugüne kadar diğer profesörlerin sakıncalı gördüklerini o sakınca görmüyor. Sakıncalı görmüyor. Tüketin, devam edin diyor. Ancak kendisi de hangi koşullarda hangi sakıncalar ileride ortaya çıkar onu da söylemiyor. Söylemiyor. Yani bu da mahsulün çok önemli iki tehlike içeriyor protein diyeti. Şimdi nedir bu tehlike? Bir, asidoz. İki, homosistin oranının kanda yükselmesi. Buna hiper homosistin anemi denir. İki türlü hastalık ortaya rahatsızlığı tetikler. Bunlar da birçok hastalığı tetikler. Bir, asidoz nedir? Karatay'ın önerdiği şeyi, diyetin protein sakıncalarını diyeti. Sakıncalarını evet. Söylüyorsunuz. Sakıncası, iki sakıncası vardır. Bir, protein ağırlıklı beslenen kişilerde, yani et, peynir, yumurta yiyeceksin, karbonhidratla beslenmeyeceksin demek tehlikeli. Neden? Et, peynir, yumurta, yağ. Yağ demek. Yağ aside dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Kan asitlenir. Kan asitlenirse ne olur? Kanın pH değeri 7.40. Hafif alkalik. Binde ikilik bir kayma. 7.35'e doğru bir asidik ortama doğru hafif kayma hayati tehlikedir. Bu nedenle bu asidin hemen nötrleştirilmesi gerekir. Neyle? Asit kandaki kalsiyumu emer. Kendine bağlar. Asetik tuz oluşur. Nötr bir madde. Bunu vücudun zayıf noktalarını depolar. Ara dokulara, bağ dokulara vesaire eklemleri oraya bir de şuraya. İleride atmak için. Fakat kişi protein diyetine devam ederse asit sürekli asitlenme ne olur? Kanda kalsiyum bulamazsa damarların iç yüzeyindeki çok epitel dokudaki dokunun içerisindeki kalsiyumu emer asit. Kendine bağlar. Ne olur? Damarların iç yüzeyinde küçük çentikler oluşur, delikler, açıklar ortaya çıkar. Yani damarları insanın, kişinin mesela bahçenizi sulayacaksın su borusu ama delinmiş sağından solundan su sızdırıyor. Damarlar sıvı sızdırmaya başlar. Kişide ödem oluşur. Anladım. Bu çentikleri kapatmak için vücudumuz bir tedbir alır. Nedir bu tedbir? Kolesterol. Kalsiyumdan eksikliği nedeniyle ortaya çıkan kolesterol noktaya kolesterolla yama yapar. Damarların iç yüzü yamalı bohça gibi olur. Kişide stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim vesaireden dolayı tansiyonu yükselirse ne olur? Damarlar doğal olmadığı için, yapay damar haline geldiği için, yamalı damar beyin kanaması, kalp krizi geçirebilir. Aniden ölebilir. Görüyorsunuz sporcuları hayvansal besinlerle ağır besleniyor. Adam futbolcu ama futbol sahasında düşüp ölebiliyor. Gidiyor aniden. Peki hocam dönüşümle devam edeceğiz. Arada bir telefon da alalım. Alo. Alo, İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Hocamızla görüşeceksem. Buyurun. İbrahim Bey, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam sizden ürün almıştım ben. Tonik, iksir, aloe vera jel şurubunu kullanmıştım. Mantar ve alerji rahatsızlığıyla ilgili. Sizden bin kere Allah razı olsun, iyileştim. Şu an babamın damar tıkanıklığı başladı. Bununla ilgili ne önerirsiniz? Ha, sağ olun, teşekkür ederim. Kalp damar rahatsızlıkları ilgili Almanya'da, teşekkür ederim. Açıklayın. Geri geldiğinde onu ayrıca açacağız ama onu soruya cevap verin. Çok kısa bir cevap verin. Onu ben şimdi protein diyetini açıklayayım. Konu bitmesin. Peki protein işi. Onu da yeri geldiğinde hanımefendiye cevap olarak vereceğiz. Ha, ayrılabilir telefonla. Yani kendi rahatsızları, alerji, gastrit, mantar rahatsızları geçmiş. Yani sindirim rahatsızları. Kendisi kullandığı ilaçlardan fayda görmüş. Ancak babasının da bir kalp damar rahatsızları. Onu biraz sonra açıklayayım. Şimdi diyetle ilgili. Protein diyeti kişi devam ederse protein diyetine. Şimdi bu oturduğumuz odadaki duvarın içerisindeki tuğla taşlarını birader söküp alsak ne olur? Ve tuğla taşını aldık, ciren yapmaya başlar. Onun yerine kağıt koysak ne olur? Aynı görevi görür mü, görmez? Görmez. Damarların iç yüzündeki kalsiyum azalırsa onun yerine yapışan kolesterol aynı görevi görmez. Bu nedenle damarlar çok rizikolu olur. Yani kişi hayati tehlike söz konusu olur. Peki hocam, ben o hanımefendi, bayan dediğiniz değil mi? Karatay hanımefendi, evet. Hanımefendiyi dinledim. O diyor ki tamam, hani sizin söylediğiniz gibi yağlar tehlikeli, sıkıntılı. Ancak
saf tereyağı ve zeytinyağını önerdi. Yani yağların tümü için öner şey yapmıyor. Margarin zaten tehlikeli. Hı? Margarin, margarin tehlikeli. Onlar plastik. Yani o yağları önerirken özel yağlardan hayvansal, söz ediyor. Hayvansal don yağlar eskiden dedem de içeride problem yoktu. Ama eskiden hayvanlar otlakta otluyordu. Şimdi desene o yağları nerede bulacağız? Otlakta otluyordu. Şimdi küspeyle o yiyor. Hmm. Ne oluyor? Eskiden hayvanların don yağı stearik asit içerirdi. Stearik asit parçalandığı zaman zeytinyağına oleik asidi dönüşür. Şimdi hayvanların don yağında palmitik asit var. Palmitik asit parçalanarak zeytinyağına dönüşmez. Anladım. Yani hanımefendi saf zeytinyağı ve saf tereyağından söz ediyor. Tabii, ancak onları da siz diyorsunuz ki nerede yani bulacağız? Yani yok, onları bu devirde bulmak mümkün onları değil. Onları biz de söylüyoruz tabii ki. Normal, onlar güzel bir fikir. O yani zaten burada ben Profesör Doktor Canan Karayatay hanımefendinin diğer görüşlerini biz de söylüyoruz zaten. Herkes söylüyor. Sağlıklı beslenme vesaire vesaire. Fakat sürekli et, peynir, yumurta yemenin rizikolarından bahsediyorum. Üç riziko var, iki riziko. Bir, asidoz. Hı hı. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi'nde genetik ve kompleks hastalıkları ana bilim dalı başkanı. Obezite, karaciğer yağlanması ve şeker hastalığı ile ilgili dünyanın en büyük buluşlarını yaptı. 100 yılın buluşunu yaptı. Aslında Türk değil de Çinli, İngiliz, Fransız herhangi bir milletten bir kişi olsaydı en az 5 Nobel ödülü alırdı. Alamadı. Neden? Türk olduğu için. Anladım. Şimdi asidoz eğer ki tedbir alınmazsa sürekli protein ağırlıklı beslenme devam edilirse damarları yani delik deşik olur. Yavaş zayıflar. Bir. İki. Kemikteki asit, kalsiyumu emer asit. Kemikler zayıflar. Kemikler cam kemik haline gelir. Dört. Profesör Doktor Gökhan Otamışlıgil diyor ki hücre içerisinde endoplazmik retikulum denen protein üreten, kolesterol üreten ve kalsiyum depolayan bölümler var. Hı hı. Kalsiyum burada nasıl depolanıyor? Tüpler içerisinde ama bu bildiğimiz sanayideki oksijen tüpü değil. Özel bir yağ tabakası, lipid içerisinde bekliyor. Aktif kalsiyum. Enerji üretiminde kullanılıyor. Bu kalsiyum asidoz nedeniyle asit çektiği zaman ne olur? Tüplerde delinme başlar. Bu nedenle obezite, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı ortaya çıktığını Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil Harvard Üniversitesi'nde dünyanın en büyük buluşunu yaptı. Peki hocam, şeye başlayalım. Artık böyle satır yani, başları halinde. Karatay diyeti tehlikeli. Peygamber Efendimiz diyor ki her gün et yenmez. Hazreti Ali de diyor ki her gün et yiyen her gün alkol içen gibi olur. Et kolik olur. Hmm. Ve çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkar. Et yensin yenmesin demiyoruz ki. Ama bunun dengeli tüketilmesi lazım. Bizim Türk tarihi milattan önce 16 bin yılında başlar. Anava İmparatorluğu'nu kurmuşuz Orta Asya'da ve dünyaya yayılmışız. 18.013 yıllık bir tarihimiz var bizim. 18.013 yıllık Türk tarihinde Türkler neyle beslenmiş? Tahıl, bakliyat, tarımla, hayvancılıkla uğraşmışız. 18.013 yıldır. Geçmişte bir şey olmamış da şimdi neden tahılla beslenmek problem olmuş? Evet, şimdi hocam başlıyoruz. Bu giriş kabul ediyoruz biz. Program girişi evet, olarak kabul ediyoruz. Tabiatıyla alacağım bir canlı telefon bağlantısı da varmış. Ara ara almamızda fayda var. Hanımefendi kalp damarla ilgili sonuçta babasının rahatsızlığıyla ilgili onu unutmadan... kalp damar rahatsız değilmiş. Onunla ilgili bir şey. Belki gelecek soru da buna bağlıdır. Ha, o soruyu tabii, da alayım buyurun, isterseniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben 7 senedir şeker hastasıyım. 7 yıldır şeker hastalığı çekiyorum. Hı hı. Arada bir yükselme oluyor. 200'ü geçiyor falan. Acaba sayın hocamın bize vereceği bir bitki ilacı olabilir mi acaba? Tabii. Şimdi peki, iyi akşamlar. Şekerle oradan ilgili, başlayalım. Şeker evet, hastalığı 7 yıldır çekiyorum. Mutlaka pozitif bilimi kullanıyor. Evet. Ancak bunun yanında bitki takviyesi ile ilgili bir ilaç önerebilir mi diyor. Evet, biraz önce Gökhan Profesör Doktor Gökhan Otamışlıgil kalsiyum eksilmesi nedeniyle şeker hastalığının ortaya çıktığını tüplerdeki zayıflığına söylemiştim. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi yine 4565
obezite ya şeker hastası üzerinde tedavi denemesi yapmıştır. Neyle? Cinnema silvestris, Latincesi. Hint dilinde gurmar denir. Sarmaşık bir bitki. Hı hı. Gurmar, biz bunun özel bir yöntemle çok özel bir formül geliştirdik, kapsül ürettik. Hı hı. Gurmar, şekeri sıfırlayan demek Hint dilinde. Türkçe'de karşılığı yok. Çünkü Türkçe bir bitki, Türkiye'de yetişen bir bitki değil. Hı hı. Cinnema silvestris. Şeker hastalığına karşı Harvard Üniversitesi 108 bitkiyi incelemiş ve bunun birleşiminde cinnemik asit insülin salgılayan beta hücrelerin yenileyici özelliğe sahip. İnsülin salgılayan. Yani şeker hastasını yavaş yavaş sağlığına kavuşturacak. Yani önereceğimiz ilaç şu mu? Yani bitki takviyesi, evet, daha doğrusu. Gurmar. İlaç diye adlandırmayalım. Gurmar. Gurmar diye bitki takviyesini arkadaşa öneriyoruz. Evet. Ya da beyefendi öneriyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Şeker hastalığını tetikleyen faktörleri ortadan kaldırmadıkça iyileşme olmaz. Nedir? Şeker hastası olan kişinin bir, bağırsağında mantar vardır. İki, karaciğerinde yağlanma vardır. Bağırsakta mantar, karaciğerde yağlanma olmazsa şeker hastalığı zaten olmaz. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bunun %99'u faydalıdır. B2, B3, B6, B12 K vitamini üretirler. Kişi bir, yanlış besleniyorsa, yanlış beslenme nedir? İşlenmiş gıda tüketiyorsa, işlenmemiş gıda var mı? Doğal gıda yok. Cips, jelibon, kek, gofret, bisküvi. Sucuk, salam, sosis. Hepsi işlenmiş. Elma, armut. Hepsi ilaçlı. İşlenmiş gıdalar, bunlar uzun ömürlü olsun diye her şey işleniyor. İşlenen bu gıdalar neden işleniyor? Bakteri öldürsün diye. Zararlı bakteri öldürsün diye işlenen gıdalar bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Kimyasal ilaç gibi çips yiyorsun, kimyasal madde içeriyor. Mesela monosodyum glutamat. Zevk veriyor, haz veriyor, tat veriyor. Çips yiyor da yiyor. Ne oluyor? Beyindeki hücreler ölüyor, farkında değil. Öldürüyor. Geçen vatandaşın biri bana geldi, diyor ki ya diyor bende hafıza zafiyeti başladı diyor. Dedim ki mesleğin nedir? Lokantamız var, restoran. Ne yapıyorsunuz? Köfteci, köfte yapıyoruz. Çok meşhur köftemiz var. İçine ne katıyorsunuz dedim. Ne katıyoruz? İşte baharat şu bu. Çin tuzu katıyorum dedim. Nereden biliyorsun dedi. Çünkü ondan dolayı unutkanlık başlamış. Yavaş yavaş bunu yiyecek, haberi yok. Kendi kendini zehirliyor. Vatandaş köfteye Çin tuzu katıyor. Yani monosodyum glutamat. Monosodyum glutamat çöpe atılacak yiyeceğe kat çok büyük lezzet verir. Bunu yiyor. Büyük lezzet yiyor. Veriyor ama aynı oranda da tehlikeyi de. Beyin gidiyor, haberi yok. Beyin sünger gibi oluyor. İçi boşalıyor. Hücreleri öldürüyor. Nöronları, sinir hücrelerini öldürüyor. Şimdi bu şeyi, bitki takviyesini öneriyoruz. Bu gurmar, Harvard Üniversitesi 108 bitkiyi incelemiş. En etkili şeker hastalığına karşı gurmar olduğunu belgelemiş. Ve 4564 hasta üzerine denemiş. Klinik araştırması var. Anladım. Peki gelelim, telefonlar geldikçe telefonları da cevaplayarak gidelim. Az önce hanımefendinin babamda kalp damar rahatsızlıkları var. Şimdi alıç, bununla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Kalp damar rahatsızlığı için şu resmini gördüğünüz alıç. 90 çeşit alıç var Türkiye'de. Sadece ikisi şifalı. Loplu alıç, kertikli alıç. Şimdi Almanya'da, sadece Almanya'da 3664 kalp damar rahatsızlığı olan hasta üzerinde denenmiş. 3664. Yani bu sadece bir klinik araştırması. Yüzlerce klinik araştırması var. Birinden bahsediyorum. Kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme, damarlarda tıkanma gibi zafiyeti olanlar tedavi edilmiş Almanya'da. Almanya'da yüzlerce firma alıştan damla, draje, kapsül üretir. Gayet normal. Orada doktorlar reçetesini yazar, gider hasta reçeteyle alır. Yani alıç, doktor yazıyor Almanya'da. Türkiye'de yazsa doktor, o doktoru afroz ederiz, üfürükçü doktor deriz. Onun için elimizde ne var? Bitki takviyesi olarak, hani tedaviye yardımcı olacak. Bu alıç forte 19 çeşit bitki ekstraktı içerir ve yoğunluk olarak alıç
yaprak ve çiçeğinin ekstraktı. 1. 90 çeşit alıçtan ikisi şifalı. 2. Şifalı olan alıcın yaprak ve çiçeğinin ekstraktı %50 olması gerekir. Yani rastgele kullanılmaz. %100 verim elde etmek için. Çünkü birleşimindeki hiperozit ancak bu şekilde etkili. Kişinin mesela damarları tıkandı. Ameliyat olması gerekiyor. Gaziantep'ten bir beyefendi 68 yaşında. 2 defa stent taktırmış kalbine. 3. defa tekrar doktora demiş ki 6 ayda bir ameliyat. Tekrar stent taktırması gerekiyor. Arkadaşına anlatmış, demiş ki ya tekrar ameliyat olacağım. Neden? Stent takılacak. Demiş ki gerek yok. Neden? Ben de işte kronik böbrek yetmezliği vardı. Gökçek, iksir, tonik vesaire aldım. Kullandım. Hiçbir şeyim kalmadı. %100 iliştim. Sen de dene. Olur, deneyim demiş. Gönderdik. 6 hafta sonra ameliyat olmasına gerek kalmadı. Şimdi benim bu söylediğim klinik araştırmayla belgelenmiş. Sen şunu söylüyorsun sevgili İbrahim Hocam. Biz burada bir takım formüllerle bitki takviyeleri elde ettik ve bunların söz konusu o rahatsızlıklara katkı sağlayacağı, onların tedavilerine yardımcı olacağını iddia ediyorsun. Doğru mu? Hayır, ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Burada belge var, bilgi var. Profesör Doktor Förster 1994'te kalp damar zafiyeti olan 40 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Tauchart 1994'te Leverkusen'da kalp damar zafiyeti olan 132 hastayı tedavi etmiş. Burada yani benim söylediklerim belge ve bilgiye dayanıyor. Mesela 1991-1994 yılları arasında 14 üniversitenin kliniğinde toplam 741 kalp damar rahatsızlığı olan hasta tedavi edilmiş. Belge. Önemli hani belge. Ben bu bitki takviyelerini ortaya çıkardım, sunuyorum ancak bunları da bir yere dayandırıyorum. Profesörlerin deneyimlerine, belgelerine dayandırıyorum. Klinik araştırması. Peki hocam, obezite bu toplumun baş belası. Neden biz obez yaşıyoruz ve bunun için ne yapılmalı? Elinizde ne var? Bitki takviyesi. Ben programın başında söylemiş olduğum gibi kalsiyum kaçağı, asidoz, asitli yani çok yoğun hayvansal besinlerle beslenme kalsiyum asidoza sebep olur. Asidoz nedeniyle de kalsiyum kaçağı obeziteyi, şekeri, karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Hı hı. Şimdi Endonezya, Malezya, Kamboçya, Laos, Vietnam gibi ülkelerde bir bitki yetişir. Hı hı. Bizdeki bal kabağına benzer fakat mandalina kadar küçük. Hı hı. Bunun birleşiminde hidrositrik asit var. Hidrositrik asit. Bu asit, asit deyince başkaları tehlikeli bir şey zannediyor. Limonda sitrik asit var. Elmada malik asit var. Yani meyvelerde de birçok asit var. Zararlı, tehlikeli bir asit değil yani. Aslında bütün bu rahatsızlıkların ana temeli sağlıksız beslenme. Tabii. Dengeli beslenmemeye dayanıyor, tabii, değil tabii, mi? Tabii. Yanlış beslenme. Bu ülkelerde yetişen bu Garcinia kombucha denen meyvenin birleşimindeki asit çok özel bir asit. Ne yapıyor, ne işe yarıyor? Diyelim ki ekmek, mantı, makarna, börek, çörek çok yiyor kişi. Kilo aldı. Neden? Çünkü bu karbonhidratları, besinler şekere dönüşüyor. Şeker de yağa dönüşüyor. Yağ da depoluyor, kilo alıyor. Garcinia'nın birleşiminde hidrositrik asit, bu dönüşümü sağlayan asetil koenzimünün salgılanmasını frenliyor. Hı hı. Böylece kişi yese de kilo almıyor. Olduğu kiloda kalıyor. Elimizdeki bunu öneriyoruz. Bitki takviyesi olarak. Garcinia. Hiçbir yan etkisi yok. %100 doğal, bitkisel. Ben önümdeki satır başlara göre gidiyorum. Obeziteyi geçti. Kalp damar rahatsızlığıyla ilgili hanımefendiyi bilgilendirdin. Genel anlamı itibarıyla elimizde bitki takviyesi olarak ne var? Kalp rahatsızlıkları sebepleri deydi. Bu da yine sağlıksız beslenmeyle mi ilgili? Biraz stres de yok mu işin içinde? Tabii. Mesela kalp damar rahatsızlığı mı sordun? Şimdi mesela program başında dedim ya protein ağırlıklı beslenme iki problemi tetikler dedim. Asidozu söyledim. Fakat ikincisini söylemeye fırsat bulamadık. Çünkü soru soruldu. Hı hı. Programdan şey oldu. Karışıklığa geldi. Homosistin denen bir madde var. Proteinler amino aside dönüşürken artık bir madde var. Homosistein denir buna. Hı hı. Homosistein
Biyojen bir amindir. Amino asit değil, tehlikeli bir maddedir. Bunu şuna benzetebiliriz. Tuğla yapacaksınız inşaat için. Çimento gerekir, kum gerekir vesaire vesaire. Ve tuğla taşı yapılırken ortaya artık madde çıkar, toz. Atarsınız çöpe. Bu çöpe atılmaz, vücudumuz bunu tekrar değerlendirir. Homosistein'i eğer ki kişinin kanında, vücudunda yeterince B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit varsa homosisteini tekrar amino aside dönüştürür. Yani tuğla taşına dönüştürür. Faydalı hale getirir. Zararını önler. Ama bağırsaklarda faydalı bakteri azalmışsa B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit azalır. Azalırsa ne olur? Homosistin sürekli yükselir. Homosistin yükselmesi demek damarlarda sertleşme. Kalp damar rahatsızlığı demek. Aniden beyin kanaması, kalp krizi. Dünyada kolesteroldan daha tehlikeli olan homosistein. Ama homosistein kimse konuşmaz. Bilinmez. Hiçbir tahlilde, hiçbir doktor istemez. 30 yıl önce Almanya'da doktora gittim. Dedim ki, benim kanımdaki homosistein oranını öğrenmek istiyorum. Bir tahlil yapar mısın? Anlamadım dedi. Homosistein dedim. Ben böyle bir şey duymadım dedi. Biyojen amin dedim. Anlamam dedi. Protein parçalanırken işte amino aside dönüşüyor. Artık madde ortaya çıkıyordu. Hiç duymadım dedi. Hemşireyi çağırdı. Homosistein nedir dedi. Bilmiyorum efendim dedi. Dedi ki senin işin ne dedi. Mesleğin ne dedi. Dedim ki bitkiler üzerine araştırma yapıyorum. Cumartesi günü sana geleceğim dedi. Ziyaret edeceğim. Bir kahveni içeceğim dedi. O güne kadar araştıracağım. Bana müsaade et dedi. Peki dedim. Cumartesi günü bana kahve içmeye geldi. Ha, özür dilerim dedi. Ben 20 yıl doktor oldum. O zamanlar homosistein diye bir şey yoktu dedi. Araştırmadım ama varmış dedi. Çok çok tehlikeliymiş. Haklısın dedi. Evet. Çok çok tehlikelidir. Kandaki homosistein yani onu geçerse bütün hastalıkları tetikler. Kolesteroldan falan çok çok tehlikeli. Bunu da bağırsaktaki faydalı bakteriler azalırsa vitamin üreten faydalı bakteriler azaldığı için ortaya çıkıyor. Önemli olduğu için söylüyorum. Elimizde bitki takviyesi olarak ne var? Bunlar için kalp damar tıkanıklıkları için. Alaç forte dedim ya. Az önce gösterdim. Evet evet. Kalp damar rahatsız. Fakat şöyle. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Dünyayı 3 defa dolanacak kadar uzun damar. Damarları su borusuna benzetelim. Su borusunun içinden kireçli su geçtiği zaman ne yapar? Tıkar. Damarların içerisinden de böyle homosistein yavaş yavaş tıkar. Buna karşı kişi iksir kullandığı zaman limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule 19 çeşit bitki içer. Şu elindeki. Evet. Kişi diyelim ki doktora dedi ki anji olması gerekiyor. Stent takılması gerekiyor. Zamanı varsa 6 hafta kullansın. 6 hafta sonra doktoruna gitsin. Aradaki farkı görür. Pozitif bilimden vazgeçmesin ama bunu da kullansın diyorsun. Hayır, bu zaten pozitif bilim. Sarımsak klinik araştırmalarla ispat edilmiş. Zencefil ispat edilmiş. Bakın burada Almanca dergi. Nedir? Zencefil. Zencefilin birleşimindeki etken maddeler damarlar açar. Baş dönmesine karşı bulantı, kusma, bunun da hapı var bizde. Bakın ne kapsülü var. Almanlar bunu üretiyor. Mesela seyahat esnasında, bunun da başka faydaları var. Almanlar mesela seyahat esnasında arabayla, uçakla, vapur, gemiyle seyahat esnasında bulantı, baş dönmesi, kusma gibi rahatsızlar olursa seyahat hastalığı, zencefil kullandığı zaman hiçbir rahatsızlık kalmaz. Bizde nane de kullanılır. Nane de kullanılır. Yani seyahat esnasında bu naneden çok çok daha etkili. Bununla ilgili belge var. Yani ben kendim bir şey söylüyorsam belgeye dayanıyorum. Belgeye dayanmadan konuşmak yok. Yani burada yok. Mevcut bitki takviyelerinin tamamı klinik değerlere, profesörlere ve belgelere dayanıyor. Şimdi Almanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesör doktor, tıp doktoru ve fitoterapi uzmanı aynı zamanda. Bu 19 profesör doktor 3 ayda bir toplanırlar, bitkiler hakkında monografi yayınlarlar. Yani laf üretmek yok. Bize çıkıyor biri diyor ki, ben ginseng buldum, panax işte damar açar. Hangi araştırmaya göre? Hangi klinik araştırmış? Belge yok, bilgi yok. Peki. Evet, özür dilerim. Panax ginseng. Kalp damar için değil.
Halsizlik, teması, yorgun için faydalı. Burada benim kitabım da bununla ilgili ayrıntılı, en ayrıntılı bilgiyi veren benim. Ama vatandaş diyor ki damar açar. Hayır, damar açmaz. İçine kimyasal madde katıyor. İşin üç kağıdına kaçıyor. Peki. Alo. 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 İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sorunuz varsa sorunuzu alalım. Yoksa buyurun. Konuğunuza da iyi akşamlar diliyorum. Hı hı. Sağ olun. Ahmet Bey, ben damar tıkanıklığı ile ilgili sayın konuğunuza soracaktım hocama. Fakat tam üzerine denk geldik. Hı hı. Açıklamasını dinledik, izledik. Stent olayından dolayı bizim kafamızda bir sorun vardı. Hı hı. %50-60 civarlarında damar tıkanıklığından bahsediliyordu. Tamam. Sayın hocamızın bize ne tavsiyesi olur bu konuda? Bağırsaklarda şimdi benim anladığım kadarıyla doktor %60 damar tıkalı diyor, bir stent öneriyor. Diyorlar ki stentin dışında bir bitki takviyesi önerebilir mi? Doğru mu? Doğrudur Ahmet. Şimdi bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi bağırsak problemi varsa bağırsakta mantar var demektir. Mantarı tedavi etmek, yok etmek gerekir. Yoksa? İki, karaciğerinde yağlanma vardır. Karaciğerinde ve bağırsakta problem yoksa damar problemi olmaz. Çünkü bağırsakları batakla benzetelim. Buradan sürekli sivrisinek geliyor. Siz sivrisinekle uğraşıyorsunuz. Bataklığı yok etmiyorsunuz. Bağırsaklarda 100 katrilyon bakteri var. Peki hocam, yani kalpte şeyde damarlarda bir tıkanıklık, bir sertleşme, bir sorun varsa mutlaka bağırsak ve karaciğerde sorun mu var? Sorun var. Yani bağlantılı mı bunlar? Tabii. Nereden besleniyoruz? Vitamin, mineral, enzim nereden geliyor? Bağırsaklar emiyor. Bağırsaklarda 2 milyar kanal var. Peki diyelim ki stent istemiyor da bir bitki takviyesi denemek istiyor. Ha. Ne öneririz? Bağırsak, karaciğer ve şey için. Elinizde neler var? Evet. İksir, hem cevap aloe vera olsun. Jel. İksir, aloe vera jel. Artı kortisep, yüksek tansiyonu varsa alıç, düşük tansiyonu varsa biberiye. Hiç tansiyon yoksa? Mutlaka tansiyon problemi vardır. Yoksa alıç forte veya biberiye forte değişir. Kortisep bitkisel antibiyotik. Çin'de 1200 yıldır kullanılır. Yapılan araştırmalarda kortizondan 3 kat daha iltihapları önleyici, fakat kortizon gibi yan tesiri yok. Hmm. Tamamen doğal. Hatta mısınız efendim? Dinliyorum Ahmet Bey, dinliyorum. Bu bitkileri, ekranın altında telefon numaraları var. Bitkilerin dağıtıldığının talep edildiği merkezler var, telefon numaraları var. 6 hafta kullansın. Bu bitki takviyeleri hocanın öneriyor, mutlaka bir katkı sağlar diyor. Şimdi zamanı varsa, doktor diyorsa ki henüz zamanım var, 2 ay, 3 ay. 2 ay kullandıktan sonra doktoruna gitsin, boyun olsun. 2 ay. Fazla değil, 2 ay kullanacak. Yani bazıları diyor ki 6 ay kullan, olmasa 1-6 ay daha kullan, olmasa öyle değil. 2 ay. Hmm. Fayda ettiği etmedi, stent taktırsın. Ama 2 ayda etkisini görecek. 2 ay. Fazla değil. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar diliyorum Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı. Konunuza da iyi akşamlar diliyorum. Devam ediyoruz. Başlı başına karaciğer yağlanması hastalık mı? Bunu tetikleyen sebepler ne var? Kısmen söylediniz ama evet, biraz daha açarak söyleyelim. Elimizde bununla ilgili bir bitki var mı? Tabii bitki var. Bitki takviyesi var mı? Bağırsaklardan çok yoğun bakteri var dedim ya. Eğer ki yanlış besleniyorsa, işlenmiş gıda ve kimyasal ilaç kullanıyorsa bağırsaktaki faydalı bakteri yok oluyor. Bütün işlenmiş gıdalar faydalı bakteri yok ediyor. Ve kimyasal ilaçlar. Evvelki gün Fransa'dan bir televizyon programı dedim, bir hanımefendi rahatsızlanmış, üşütmüş Paris'te. Eczaneye gidip antibiyotik istemiş. Demişler ki doktor reçetesiz olmaz. Ben de 29 yıl Almanya'da kaldım. Doktor reçetesi olmadan hiçbir ilacı vermez acizane. Ama Türkiye'de istediğin ilacı istediğin kadar al. Her evde ne var? Ecza deposu. Şimdi birisi rahat oldu mu? Gerçekten öyle değil mi? Ciddi bir denetimsizlik var yani. Her evde. Bunu ilaç ne olursa olsun. Öteden beriye bizde bir gelenek, bir kültür haline gelmiş. Büyük ilaçların büyük bir kısmını reçetesiz alabiliyoruz. Aslında reçetesiz ilaç verilmemesi ve alınmaması lazım. Doğru mu? Demiş ki ya çok az dozajda. Hayır, asla olmaz demişler. Bir telefon daha var, evet, alalım. Tabii. Unutmayın siz yine söyleyeceklerinizi. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar. Adınızı... Ahmet Bey. Buyurun.
Oğlum benim şeker hastası. İnsülin kullanıyor. Dengesiz beslenmekten dolayı oldu. Bir de stresten oldu. Acaba doktor beyin önerdiği o haptan alsam çocuğuma faydası olur mu? Kaç yaşında acaba? 43 yaşında. Kaç yıldır kullanıyor? Bir senedir insülin kullanıyor. Kaç yeni ünite? Yakalandı. Kaç ünite? Kaç? Sabah 20, akşam 20. Şimdi pankreas limon gibi, limona benzetelim. Limonu sıkarsınız, artık sıkılacak bir şey kalmamıştır, posa kalmıştır. Eğer ki pankreas insülin salgılıyorsa, kurmar tekrar pankreastaki beta hücrelerini canlandırır. Eğer ki canlı hücre varsa, ama hiçbir şey yoksa bir şey yapamayız. Yani geç kalmadıysa, eğer ki insüline başlanmamış olsaydı, kurmar... Tahmin ediyorum burada biraz geç kalınma var değil mi? Bilmiyoruz. Yani henüz ortada şöyle yani %50-%50. Yani kesin bir şey söylemek yanlış. Bu şartlarda kullanırsa bir zararı... Yok zararı yok zaten. Ama 6 hafta kullanacak bakacak. Bir gelişme oluyorsa devam edecek. Olmuyorsa bırakacak. Ya olmazsa zaten fayda etmiyor. Yani kesin bir şey söylemiyoruz burada. İnsülinle başlamamış olsaydı problem değildi. Ama başladığı için... Ne durumda? İbrahim Bey'in ufak tefek kaygıları var ama buna rağmen kullanılmasında bir zarar olmaz. Belki fayda sağlar, fayda sağlarsa devam edilir. Ama biraz geç kalındığına dair ufak tefek kaygıları da taşıyor. Zaten yeni yakalandı yani. Şurada bir sene oldu yakalanalı. İşte 6 hafta kullanacak, bakacak değerlerinde bir... Mesela İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe'nin kulübünde Mehmet Bey var. Peki nereden alabiliriz ilaçları? Burada telefon numarası var. Telefon numaraları var. Merkezlerin adresleri var. İnternet var. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Saygılar. Şekeri fırlamış 400'lere. Hap kullanmasına rağmen düşmüyor. İnternetten aramış. Bulmuş. Bizi geldi. Ya ne olacak? Ben insülin kullanmak istemiyorum dedim. Kullanacaksın bakacağız göreceğiz. Ben garanti diye bir şey veremem. Allah bilir. Yani... Ben bilemem pankreasın içerisinde beta hücreler ne durumda. 6 hafta kullandıktan sonra gelişme oluyorsa devam, olmuyorsa bırakacaksın dedim. Tamam dedi, deneyim. 6 hafta kullandı, 450'lerden aşağı inmeyen şekeri 150'ye düştü. 6 haftada. Sonra bıraktı. Şimdi çevresindeki bütün insanlara bizim ürünü tavsiye ediyorum. Devam ediyoruz hocam. Prostat, erkeklerin baş belası belirli yaşlardan sonra. Özür dilerim, karaciğer yağlanmasını... Orada yarım mı kalmış? Şimdi karaciğer yağlanması... Yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar. Emilen her şey karaciğere girer. Karaciğer büyük bir laboratuvar gibi. Vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana verir, ayar yapar. Ama bağırsaklardan toksik madde geliyorsa, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler, sigara, kimyasal maddeler geliyorsa karaciğer ne yapsın? Toksik maddeleri artık arıtamaz. Yorulur, yağlanır. Yorulursa, yağlanırsa yavaş yavaş işi biter. Alkol kullanıyorsa ki bazı insanların da alkol kullanmasına gerek yok. Çünkü bağırsakta mantar varsa bağırsaktaki mantar en tehlikeli alkolü üretir. Mantar. En tehlikeli alkol. Alkol kullanması gerek yok. Biraz yoğunluk var bu akşam hocam. İzleyiciler herhalde sizi özledi. Bir telefon daha var. İzninizle onu da alalım. İyi akşamlar, iyi geceler. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Ahmet abi iyi akşamlar. Buyurun. Ben Altındere'den arıyorum. Yaşım 70, 69-70. 2007 senesinde anji oldum 2 sefer. Kalp ana damar tıkalı dediler. Ne anju, ne balon, ne ameliyat. Beni hiçbir şey yapmıyorlar. Bu arkadaş yanınızdaki hocamız işte bu damar açmadan bahsedince Allah razı olsun size bağladılar beni de. Acaba bana bir faydası olur mu diye yani. Onun için aradım hocam. Peki ayrılmayın. Ben bir tekrar yapayım isterseniz. Ahmet abi. Buyurun baba. Özür dilerim. Ben de şeker, tansiyon, kolesterol, kalp
Yani yok yok. Ben sadece morali çok yüksek tutan bir adamım yalnız. Onu size söyleyeyim abi. Moral yüksekliğine sürüklüyoruz gidiyor diyorsun. Aynen senin dediğin gibi abi. Yaş biraz ileri diyor. Ama doktorlar da kalple ilgili ana damarda tıkanıklık olmasına rağmen ameliyat, stent, şu bu yapmıyorlar. Doğru. Bitki takviyeleriyle ilgili bir katkı sağlar mı Herbalis İbrahim evet, Hoca diyor. Şimdi Adem Bey bir olay anlatayım. Bunun aort kapakçığında problemden dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. 15 yıl sonra mitral kalp kapakçığından ameliyat olması gerekiyor. Açık kalp ameliyatı. Bir örnek, başka bir örnek söz ediyorsun. Ben aradı dedi ki ya ben de zaten bir teneke kapak var. İkinci bir teneke kapak istemiyorum. Ne olacak benim durumum? Dedim ki vallahi teneke kapak ikincisini kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız bilmiyorum. 6 hafta deneyeceksin. Fazla değil. 6 hafta, 1,5 ay. Bakacağız, göreceğiz. Gelişme varsa devam. Yoksa dedim doktora gideceksin. Peki dedi. 6 hafta kullandı. Ameliyata gerek kalmadı. Eskiden oğlu yürürken arkasından yürüyemiyordu. Şimdi oğluyla koşu yapıyor. Böyle bir örnek var. Elhamdülillah. Yani var. Ancak yaş ileri kalp, problem damar, değil. Tansiyon, kolesterol hepsi de var. Problem değil. Elimizde bitki takviyesi var. Var. Katkı sağlayacak. Hamdolsun. Tabii. Peki. İyi akşamlar efendim. Sağ ol Ahmet abi. Allah razı olsun. Yarım mı kaldı o bölüm? Şimdi bu karaciğer en tehlikeli alkolü üretir bağırsaktaki mantarlar. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu bu alkoller karaciğeri yağlanmasına sebep olur. Yavaş yavaş siroza, iflasa götürür. Hmm. Bu nedenle Almanya'da Hamburg'da Riesen Hastanesi, üniversitenin kliniği. Burada Profesör Doktor Fintilman. Profesör Doktor Fintilman karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit gibi rahatsızlar, alete, asete, karaciğer değerleri yüksek olan hastalar üzerinde denemiş. 553 hastayı tedavi etmiş. Neyle? Enginarla. Enginar. Şu çiçeği. Hmm. Ama enginarın şu çiçek kısmı kullanılmaz. Şu çiçek tabanı kullanılmaz. Enginarın nesi kullanılır? Gövde yaprağı. Bu zehir gibi acıdır. Çayı içilmez. Acı çok zehir acı. Bu zehir gibi acı. Çayı içilmez. Peki ne yapacağız? Ekstraktı var bunun. Almanlar bunun damlasını, derecesini yapar. Biz de yaptık. Hamdolsun bizim üretmiş olduğumuz Almanların üretmiş olduğundan daha kaliteli. Neden? Bir, enginar ekstraktı içerir. İki, deve dikeni tohum ekstraktı içerir. Üç, şahdere ekstraktı içerir. Dört, mahonya içerir. Vesaire vesaire. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bizim teknolojimiz Alman ve Amerikan teknolojisinden üstündür. Hamdolsun. Onlardan üstünüz. Onlardan öğrendik, bu, onları geçtik. Bu haliyle değil, ekstratı bu tüketilecek. Bu zaten zehir gibidir. Suyu içilmez, yenmez. Birleşimindeki etken madde 400 bin defa sulandırsanız acılığını hissedersiniz. Hmm. 400. Siyanopikrin denen içindeki etken madde, sinarin ve siyanopikrin 400 bin defa sulandırsanız yine acılığını hissedersiniz. O kadar acı. Bu nedenle çayı içilmez, çok acı. Ama ekstraktı kullanır. Devam depresyonla ilgili de şey yapalım. Depresyonla ilgili sarkantoron neden etkili depresyona karşı? Bir, birleşiminde %1 oranında hipeforin var. Hipeforin bir, serotonin hormonu salgılamasını artırır. Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Negatif düşünceleri kafadan siler. Kişi gidip de serotonin hormonunu eczaneden alırsa sentetiktir, tehlikeli. Hmm. Beyin salgılarsa problem yok. Sentetik alırsan tehlikeli. Birçok hastalığı tetikler. Peki hocam bu depresyon biraz da yaşa bağlı, koşullara bağlı da gelişmez mi? Yani depresyonun da yüzlerce çeşidi yok mu yani? Tabii. Çeşit çeşit mesela ailevi ortamdan, iş ortamından çeşit çeşit problemler yediği içtiğinden birçok problem aşıktır, sevdalıdır, kara sevdalıdır, sevgilisine ayrılmıştır. Birçok faktör ama tetikler. Neticede bu bitki takviyesi ona huzur ve neşe veriyor değil tabii. Mi? Pozitif bir enerji veriyor. Yani birçok rol oynuyor. Bir, serotonin hormon salgılamasını artırıyor. İki, noradrenalin hormon salgılamasını artırıyor. Noradrenalin nedir? Kişiyi konuya odaklandırır. Odaklandırıcı. Bu nedenle
Depresyona karşı kim? Bu okuyayım isterseniz. Profesör Doktor Werk, Gießen Üniversitesi'nde Almanya'da depresyon rahatsızlığı olan hastalığı üzerine tedavi denemesi yapmış. İki, Profesör Doktor Şara'da korku, depresyon, uyku rahatsızlığı olan hastalar üzerinde denemiş, etkisi ispat etmiş. Profesör Doktor Wolfs psikiyatri kliniğinden 2356 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Darmstadt psikiyatri kliniğinden 107 hastayı tedavi etmiş. Yani yüzlerce, sadece ben Almanya'daki klinik araştırmalarından bahsettim. Fransa'da, İngiltere'de, başka Amerika'da başka klinik araştırma sonuçları da var. Yani. Dünyada en çok satılan ikinci şifalı bitkidir sarı kantarı. Şimdi bu bizim memleketimizde yetişiyor mu hocam? Tabii tabii. Yetişiyor değil mi? İşte bu fuarda yüzden fazla firma katılmış. Hiçbirisi bir kaliteli ürün üretmemişti dedim. Orada bir parantez açayım. Kadir Bey'le Ege Üniversitesi'nde uzman, doçent doktor ve Deniz Bey 15 yıl çalışarak bir ürün üretmişler. Adı IQ Plus. IQ Plus nedir? Bir, okuyan çocukların, ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan gençlerin sınavda başarılı olmasını sağlar. İki, konuya odaklanmasını sağlar. Üç, zihnini açar. Dört, zekayı geliştirici. Bir ürün geliştirmişler. IQ Plus. Zeka için. Çok hoşuma gitti. Yani yüzden firma var. Hiçbirinde bir şey yok. Sadece bunlar IQ Plus da gelmiş. Ama esas meslekleri ürün üretip ürün satmak değil. Evet. Dedim ama ki, siz rakip de olsanız bunu beğendiniz. Evet, çok hoşuma gitti. Dedim ki aa çok güzelmiş. Dedim ben de böyle bir şey üretmeyi düşünüyordum ama yani olmadı, vaktim olmadı, konsantre olamadım bu işe. Dediler ki biz de zaten ürettik ama satamıyoruz çünkü bu işi anlamıyoruz. İnternet sitesi lazım, şu. Yani böyle bir ürün ürettiniz, bir de bunu pazarlamanız lazım. Biz yapamıyoruz dediler. Anladım. Dedim o zaman siz bunun bütün haklarını bana devredin, ben satarım. Aldık. IQ Plus zekayı geliştirir. Okuyan çocukları konuya odaklandırır. Özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar. Falan yani. Mesela imtihana girmeden önce kullanmaya başlasın. İmtihana girdiğinde stres yok, gerilim yok, unutma yok. Bildiği her şeyi yazar. Hiçbir problem yaşamaz. IQ Plus. Devam ediyoruz. Sıraması, yaşlılığa bağlı ne diyorsunuz ona, el titremeleriyle ilgili? Ha, Alzheimer. Hastalığın belirli yaşlardan sonra özellikle ortaya çıkıyor. Evet. Elimizde bununla ilgili klinik deneylere de dayanan bitki takviyesi var mı? Tabii. Bu Ginkgo biloba. Mabet ağacı da denir. Çin, Japonya gibi ülkelerde yetişir bir meyve ağacı. Siz ham madde yine dışarıdan getiriyorsunuz. Tabii Çin'den geliyor. Japonya'dan geliyor. Ekstrakların bazı bitki ekstrakları yurt dışından geliyor. Türkiye'de yok. Ginkgo, ginseng, efendim kadın otu vesaire birçok bitki ekstrakları yurt dışından geliyor. Hı hı. Ginkgo ile ilgili 36 klinik, ayrı ayrı üniversitenin kliniği 10.815 Alzheimer, yani bunama, erken bunama, bunama, demans hastası üzerinde tedavi denemesi yapmışlar ve hastaları tedavi etmişler. Bir, iki, 292 kulak, burun, boğaz doktoru Almanya'da kulak çınlaması yani tinnitus rahatsızlığı olan hastayı Ginkgo ile tedavi etmişlerdir. Bu kulak çınlamasının şey adı neydi hocam? Tinnitus. 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 Mesela kişi diyelim ki asker veya polis, işte silahlı talim, eğitim sırasında yanında bir şey patladı. İç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz hücreler halının üstündeki iplik gibi deforme olur. Dışarıdan gelen ses dalgasını beyine olduğu gibi iletemediği için kulak çınlaması başlar. Peki hocam bu tür etkenlerinin yanı sıra kulak çınlamasının başka nedenleri yok mu? Tabii ki. Mesela ben Almanya ile Türkiye arasında 100 defa uçakla uçtum. En son uçuşta öyle kötü iniş yaptı ki böyle pilot kötü hava şartlarından vesaire indikten sonra kulağım çınlamaya başladı. Bedensel başka organlardaki rahatsızlıklar kulak çınlaması ortaya çıkarır mı? Örneğin zaman zaman tansiyon düşmesi, yükselmesi falan da kulak çınlaması yapar. Yüksek tansiyon. Yine aynı şekilde buradaki tüysüz hücrelerin beslenmesine engel olur.
Damar çatlaması veya herhangi bir zafiyet oluşabilir. Düşük tansiyon buradaki tüysüz hücreler beslenemediği için yıpranabilir. Veyahut da işte uçak iniş yaptı. Buradaki tüysüz hücreler zedelenebilir. Bunların canlanması mümkün mü? Bu şey zedelenen tüysüz hücreleri. Hemen müdahale ederseniz çok kısadır. Kısa sürede iyileşir. Ama hemen müdahale etmezseniz mesela ben kulak çınlaması başlar başlamaz böyle balon patlamış da diye bir ses çıkıyor. Hemen iksirle başladım. Günde 4000 iksir ve ginkgo. Ginkgo forte. Elimizdeki bitki takviyeleri bunlar evet, mı? Evet. Hemen başladım. Günde 4-5 defa yarım çaporda iksir içtim. Dördüncü gün hamdolsun kurtuldum. Fakat Mehmet Bey Londra'da yaşıyor. Varlıklı bir iş adamı. Adamcağızın kulağının içerisinde bir hava basıncı hissediyor. Orta kulaktan boğaza bir östeki borusu hava açılır, kanal var. Hı-hı. Kanalda biz kulak zarındaki tıkanıklıktan dolayı içeride bir basınç hissediyor, rahatsız oluyor. Doktora geliyor kulak burun boğaz doktoruna, kulağını yıkıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, olmuyor. Diyorlar ki kulak zarına kulak tüpü takacağız diyorlar. O zaman bu tüp içerideki havayı alacak. Kulak zarına kulak tüpü takarken zarar vermişler. O iç kulağa, salyangoza, bu sefer baş dönmesi, kulak çınlaması başlamış. Yani birken rahatsızlık olmuş, üç. Uyuyamaz olmuş. Buna Mehmet Bey'e 4 yıl kortizon vermişler. Adamcağızda unutkanlık, hafıza zafiyeti, efendim kilo, tansiyon, kolesterol, birçok hastalık başlamış. Aldığı ilaçtan. Artık demiş ki işimizi de yapamayacak hale gelmiş. Kortizon kullanmaktan. Ben aradı dedik ya gerçekten bunun tedavisi mümkün mü? Yani Alman yapıyorsa biz de yaparız dedim. Adamlar yapmış, klinik araştırması yapmış, belge var, bilgi var. Dedi tamam ben zaten Türkiye'de artık biraz dinleneceğim. Psikolojisi bozulmuş. 3 ay Türkiye'de kalacağım, dinleneceğim. Bu arada kullanacağım, bakayım ne olacak. Biz ona gönderdik, kullandı. Bir de bir gün baktım, kapıyı biri çalıyor, buyurun. Dedi ki ben, Mehmet Bey, evet buyurun. İşte kulağım ağrıyordu, onun için sizin ürünleri kullandım. Onun için geldim görüşmeye. Buyurun gelin otur. Dedi ki İzmir'den Londra'ya uçmadım. İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden biliyor musun? Neden dedim. Size teşekkür etmek için geldim buraya. Allah sizden razı olsun. 4 gün ilaç kullanmış. Kullanmış olduğu ilaçlar hafıza zafiyetine sebep olmuş. Tansiyon, kolesterol bir sürü hastalığı tetiklemiş. Kolesterol, kortizon. Bizim ürünü kullandıktan sonra bütün rahatsızları geçmiş. Yani yüzlerce böyle vaka var iyileşen insanın. Devam ediyoruz hocam da menopoz dönemi diyorlar herhalde. Adet kesilmeleri bazen önce başlıyor, bazen geç kalıyor. Adet düzensizlikleri yaşıyorlar. Kadınların da baş belası bu. Evet, bayanlar da bu tür rahatsızlara karşı bununla da ilgili çok güzel çalışmalar var. Nedir bu? Hayıt. Karabibere benzer. Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde. Siz bunların ham maddelerini gösteriyorsunuz. Sonra da orada şeyler var. Bir takviyeler var değil mi? Şurada ekstrak kapsülü. Üretilmiş formül. Bununla ilgili başta Almanlar, İngiliz, Fransız bir sürü millet bunun damlasını, drajesini, kapsülünü yapıyor. Adet öncesi ağrı, sancı, sızıyı, sinirsel gerginliği, stresi atıyor, rahatlatıyor kişiyi. Adet öncesi bazı bayanlarda hormon anormalinden dolayı östrojen hormonu yetersiz olursa stres, gerginlik ve huzursuzluk da başlıyor. Başlıyor huzursuzluk. Belli oluyor zaten hemen. Tamam. Perşembenin gelişi çarşambadan belli yani. Kocası veya çocukları anlıyor. Aman uzak duralım diyorlar. Gerilmeye başlıyor bayan. İşte bu tür rahatsızlığı olanlar için hayıt forte, bunun birleşiminde sadece hayıt değil. Birçok bitki ekstraktı var. Bununla ilgili Almanya'da birçok klinik araştırması yapılmıştır. Mesela Profesör Doktor Feldman, Profesör Doktor Dittmar, Profesör Libil, Profesör Peters klinik araştırması yapmışlar, belgelemişler. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. İkinci bitki ise kadın otu. Türkçe karşılığı yok. Onun için kadın otu dedik. Neden? Çünkü Amerika'da yetişen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Eyaletleri'ne yetişir. Latincesi Cimicifuga racamosa. Türkçe karşılığı aslında kara yılan kökü. Fakat kara yılan kökü deyince bazı bayanlar diyor ki ben onu kullanmam diyor. Biz o nedenle kadın otu dedik.
Kadın otu menopoza giren bayanlarda ateş basması, gerilim, stres olur. Yani 49-50 yaşlarında başlar. Bazılarında daha erken, bazılarında daha geç. Menopoza girdikten sonra problem yaşamaya başlarlar. Hormon anormalinden. Bu tür rahatsızlığı olanlar için çok çok etkili ve hiçbir yan etkisi yok. Hocam, vücudun belirli bölgelerinde belirli zamanlarda çıkan sivilceler, tahrişler adına çoğu zaman dökülmeler, pullanmalar herhalde tıp dilinde sedefi içeriyor bu tür evet, şeyler. Evet, sedef. Bunun için elimizde bitki takviyesi var mı? Şu sedef, önce sebebi ne? Sedefin neden sedef olur insanlar? Sedef hakkında 100 yıldır birçok teori var. Teori, hipotez. O diyor ki şunun sebebi, o diyor ki budur. Bu strese budur. Bağlı olduğunu söyleyenler çoğunlukla. Stres tetikler. Esas ana faktörü değil. 100 yıldır genel olarak söylenen protein yetersiz, keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Deniyordu. Söz böyleydi. Hı hı. Teori ama gerçek ispat edilmedi. Kreatin, derinin, tırnağın, saçın yapımında kullanılan çok özel bir protein. Bu protein yetersizliği olursa hücre gelişimi hızlı olur, sedef olur dendi bugüne kadar. Fakat bunun asılsız olduğu ortaya çıktı. Kim çıkardı? Doktor Simoncini, İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl sedef hastalıkları ve kanser üzerine araştırmış. Yapmış olduğu araştırmalarda isteyen Google'dan girerek görebilir. Sedefin sebebinin bağırsak mantarı olduğunu belgeledi Simoncini. Alman asıllı doktorlar da bu Oregon üzümü denir buna. Latincesi Mahonia aquifolium. Dalının kabuğu, bunun yaprağı çiçeği değil. Dalının kabuğu ve kökünün kabuğunda çok özel etken bir madde var. Alkaloid türevleri, barbamin vesaire. Bu sedefe karşı, akneye karşı, eksemeye karşı dünyada en etkili madde. Bununla ilgili burada klinik araştırması yapılmış. Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gita, Profesör Doktor Lütke sedef hastalarını tedavi etmişler. Klinik araştırması. Alman asıllı doktorlar. İşte benim zoruma giden nedir? Alman asıllı doktor diyorum. Neden Türk asıllı diyelim? Bitki Türkiye'de yetişiyor. Türkiye'nin iklimine uygun. Bitki bu. Şu çiçeği sarı, altın sarısı. Bu da olgunlaşmış meyvesi. Bu damlası, drajesi, kapsülü ve kremi var. Eksemanın. Bizde var mı? Tabii var, evet. Nerede? Mahonia. Bunu da gösterelim. Mahonia sedefe karşı. Fakat sedef hastası olan da mutlak surette bağırsaklarında ve karaciğerinde problem var. Yani alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, kaplama rahatsızları, bütün hastalıkları tetikleyen aslında nedir? Bağırsak rahatsızları, karaciğer rahatsızlığı. Karaciğer ve bağırsakları tedavi etmeden hiçbir hastalığı tedavi edemezsin. Peki hocam, hani stres bu hastalığın asıl sebebi değil, tetikler diyorsunuz değil mi? Stres sadece, stressiz insan var mı? Var. Nerede? Ya mezarda, ya hastalığı, ya... Yani... stressiz insan yok hayatta. Yani doğru. Kim diyorsa ki bende stres yok, kim diyebilir? Hiçbir kimse diyemez. Stres, stres, stres. Her şey stresten kaynaklandığını söyleniyor şimdi. Eskiden stres diye bir şey yoktu. Stres herkeste var. Stres var, var, var. Olacak da. İnsan yaşadığı sürece olur. Ama bazılarında bu hastalık var, bazılarında yok. Neden yok? İşte Simoncini 30 yıl klinik araştırması yapmış. Stresten değil, kreatin yetersizliğinden değil, mantardan kaynaklandığını belgelemiş. Alman asıllı doktorlar da sedefi bu Mahonia aquifolium bununla tedavi etmişler. Belgelenmiş. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Anladım. Çok ağır vakalar. Peki hocam, devam ediyoruz. Tabii son günlerde, son aylarda, hadi son yıllarda diyelim, özellikle bu cinsel performans arttırıcılar üzerinde çok duruluyor. İnternet siteleri, televizyon kanalları, radyolar vesaire ve her geçen gün cinsleri ve sayıları artarak devam ediyor. Evet, evet. Ha belki bu Türk toplumu stresli bir toplum, erkeklerin büyük bir bölümü stres altında,
Ve stres cinselliği etkiliyor, cinselliği etkilediği gibi insanların arayışları var. Erkek ve kadın olarak söylüyorum. Gerçekten cinsel performans artırıcıları sağlığa faydalı mı? Bu performans artırmada ciddi bir katkı sağlıyor mu? Bunların hangilerinden kaçınmak lazım? Hangilerini tercih etmek lazım? Bununla ilgili sizin bir çalışmanız var mı? Tabii. Türkiye'de son yıllarda radyolar, televizyonlar, gazeteler sürekli performans ürünleri sattılar. Yani bir furya aldı yürüdü. Herkes diyor benim hala ürünüm devam ediyor. Benim ürünüm çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bu işe el attı. Hı hı. Ve kimyasal madde kattığı birçok firmanın ortaya çıktı. Adam epimediumlu macun peki, diyor. Peki bunu engelledi mi? Tarım engelledi, yasakladı. Yasakladı mı? İfşa etti, deşifre etti. Öyle değil mi? Yasak. İnternete girin, deşifre edilen epimediumlu macunlar, epimediumlu kapsüller falan firmalar. Ben ismini söylemiyorum. İsteyen gider Google'da görür. Yasak firmalar. Yani ürünleri yasaklanan bir sürü firma var. Öyle değil mi? Ginzenkli diyor, içerisinde zindelefin var. Kimyasal madde. Zindelefin içeren bir, o da cinsel gücü hemen harekete geçirir ama kalp atışını hızlandırıyor, kalp ritmini bozuyor. Aniden tansiyon, nabız hızla fırlıyor. Adam mesela performansım artsın diye kullanıyor, bir de bakıyor öbür dünyaya gidiyor. Ha, o da var değil mi? Tabii. Bunlardan hayatını kaybedenler var tabii, mı? Tabii. Bu çok problem olduğu için, çok şikayet olduğu için bu tür firmaların ürünlerine yasak geldi. Yani internette var, isteyen görebilir. Şimdi biz de beni bir vatandaşımız aradı işte 3-4 sene önce. Dedi ki ya ben sizin programınız arasında sizin telefonunuz diye aradım. Başka bir firmanın telefonuymuş. Cinsel performans ürünü siparişi vermiş. Frankfurt'ta vatandaş kullanmış. Formula bilmem ne işte şu hastanelik olmuş. Dedi ki siz kendi programımızın arasında başka firmanın reklamını sokmayın. Benim elimde diyor ki televizyon çıkıyorum, televizyonda benim programı arasında reklam oluyor. Reklamda öbür vatandaşın reklamı giriyor. Engel olamaz mı ki? Bilemem. Kusura bakma dedim yani. Dedi ki bana sen neden üretmiyorsun? Ya ben bu işlere girmem dedim. Girmede ihtiyaç dedi. Kullanıyoruz. Binlerce insan muzdarip değil mi? Ha, haklısın dedim. Doğru. Tamam girelim. Zaten çayı vardı da biz kapsül dereceye girmiyorduk. Macuna girmiyorduk. Yapalım dedik. Yaptık, ürettik. Şimdi Çin'de azgın teke otu denen bir bitki var. Bunun Latincesi Epimedium previcornum. Epimediumlu bu nedenle adı. Yani azgın teke otu biraz kelimesi biraz şeye kaçtığı için epimedium kullanıyoruz. Biraz kibarcası. Çin'de çok zengin bir aile çocuklarını veriyor. Fakat gelinleri hamile kalmıyor. Bekliyorlar. Tık yok. Adamcağız da zengin olduğu için bütün ülkenin doktorlarını getiriyor, tedavi denemeleri yapıyor, hiçbir netice elde edemiyor. Bir gün bir çoban elinde bir çuval otla geliyor. Diyor ki, benim keçiler falan bölgede otlarken çok aktif. Ben baktım neden diyor, şu ottan. Bu otun çayını içsin iyi gelir diyor. Adam diyor ki, hadi içine. Ben diyor yüzlerce doktor getirdim hiç çare bulamadı. Sen diyor otla mı tedavi edeceksin? Oğlu da böyle gizlice bakıyorum, takip ediyormuş. Adam gidince hemen otu alıyor, saklıyor. Hakikaten böyle bir tarihçesi var mı hocam? Tabii var. Bu şey hikaye falan değil değil mi? Hikayedir, tabii. Artı zaten bu klinik araştırmalarla artık etkisi ispat edilmiş bir şey. Yeni bir şey değil. Belge var, bilgi var. Yani o hikaye ayrı. Bir de bunun gerçekliği var. Yani şimdi anladım. Azgın teki otu kullanmış, hamile kalmış 3 ay sonra çocuğu olmuş. O günden bugüne kadar Çinliler bunu afrodizyak olarak kullanır. Ha öyle mi? Tabii kullanılır. Kullanılan bir şey. Her yerde biliniyor. Fakat şimdi bunun otunu, çayını içerseniz hemen etki göstermez. Bizdeki çakşır kökü gibi Hatay'da yetişen. O da hemen etki göstermez. Zamanla. Şimdi bunun özelliği şu. Birleşimindeki ikarin esi aktif hale getirdiğiniz zaman kullanır kullanmaz. 15-20 dakika sonra hemen etki gösterir. Yani çok özel etken bir madde var. Onu aktif hale getirmek de özel bir ekstraksiyondan geçiyor. Şimdi benim bir dostum var Cengiz Bey. Kendisi Avustralya'dan bir bayanla evli. Bu cinsellikle ilgili bir şey duydu mu hemen oraya atlıyor.
Bir bakıyorum Avustralya'da, bir bakıyorum Çin'de, bir bakıyorum Hindistan'da, bir bakıyorum Peru'da, Maka arıyor, oraya gidiyor. Bir bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri, bir bakıyorum Türkiye'de. Durumu da iyi. Durumu iyi. Hep bu işlerle uğraşıyor. Alıyor, satıyor vesaire. Dedi ki çok yeni bir ürün geliştirdik. Laboratuvar çalışıyor, bir ekibi var. Nedir? Bir, cinsel performansı artırır. E bizde var zaten. İki, Amerikalıların üretmiş olduğu aynı zamanda işte bazı insanların, affedersin, penisi normalden küçük. Penis büyütücü. Allah Allah. Evet. Yani evet bu denilmiş. Yani bu arkadaşımızın bir ekibi var çalışıyor. Amerika. Hocam bunu bir de fazla kullanıp da delili büyüteceğiz diye iş yorundan çıkıp da artık omuzunu al gezdir gezdirebilirsen bir de sırtımızda bal küfesi gibi yük olarak kalmasın yani. La 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 buyuruz. Evet canım, devam edelim. O kadar da değil mesela diyelim ki beni bir genç aradı diyor ki benim boyum diyor 1.90 diyor. Penisi 6-7 santimmiş. Dedim ki ya o da yani bu ne biçimmiş anlamadım dedim yani. Diyor ki çok utanıyorum diyor ailemle diyor. İlişkiye girmeye utanıyorum diyor. Yani bu penis şeyken mi yoksa yok diyor yani böyle diyor bu kadar diyor. Yani şeyi de sonu da bu maçı da bu. Yatarken de bu kalkarken de bu diyor. Peki hocam hakikaten sizin elde ettiğiniz bu bitki takviyeleri hadi diyelim ki performansa yardımcı oluyor. Bu işin uzaması kısaması ile uzaması ve kısalması ile ilgili de var. Çok bir güzel, şey marifet var mı bu tabii, bitki tabii. Takviyesinde? Bu nedenle bu farklı. XX large, epimedium XX large ismi değişik. Bizde iki tür epimediumlu macun var. Bir epimediumlu macun, bir de XX large bu jeni. Bunu biz ürettik. Ürettiğimizle birlikte bizim Avrupa bayimiz bütün bunu ben alacağım. Kimseye bir tane yok dedi. Cidden mi? Vallahi yemin ediyorum. Dedim ya bir tane numune ver. Peki bunun şeyi tescili yapıldı mı yani hakikaten? Tabii. Üzerinde bir takım denendi. Şeyler, hesapları, kitapları yapıldı mı? Kullanan bizim, tamam aldı yürüdü mü yani? Cengiz Bey bunu Avustralya, Çin, Hindistan, Peru, Amerika... Dünyanın her tarafında dolaşıyor. Bu tür ürünleri, zaten Amerikalıların bu tür ürünü var. Özel bir harman, ekstrak harmanı yapıyor, deniyor ekibiyle. Ondan sonra... Bu da o ilaçların şey, bitki takviyelerinin içinde değil mi hocam? Tabii. Yani bu benim formülüm değil, bu onun. Önceki benim de ama bu onun formülü. Anladım. Ama siz de bundan sonra bunu pazarlayacaksınız. Tabii. Evet. Benim üretmiş olduğum ilk parti elimizde hiç kalmadı. Peki hocam... Yani bu... istemesin kimse. Anladım. Bu sadece Türkiye'de değil, dış madem Cengiz Bey uluslararası arenada bu işin pazarlaması ya da takibini yapıyor, bu o zaman dış ülkelere de pazarlanıyor, öyle mi hocam? Tabii. Çin'de, Avustralya'da, Hindistan'da, Amerika Birleşik'te çok yaygın satılıyor. Türkiye'de biz. Ama bu yeni ülkelerde... çıkan bir ürün mü? Yeni ürün, evet yeni. Şeylerde, internetlerde falan girdi mi? Hani tanıtıma şuna buna girdi yok, mi? Yok işte ilk partiyi ürettik, ürettiğimizde de arkadaş kullandı, aldı, bitti, gitti. Şimdi önümüzdeki hafta yeni partiler. Yeni partiler çoğalacak. Üreteceğiz tabii. Anladım. Önümüzdeki hafta üreteceğiz. Yani ürettiğimizde de gitti. El kodu arkadaşım. Böyle bir... Şimdi bir de şöyle bir olay var. Hı hı. Suudi Arabistan'dan Şeyh El Maksud beyefendi, 4 hanımı var. Şeker hastası, tansiyon, kolesterol vesaire bir sürü hastalığı var. Hocam onu böyle küçük şişeler kesmez ya. Ona depoyla göndermek lazım. Adamcağızda bir sürü hastalık olduğu için performans düşmüş. 3-4 yıldır muzdarip. Bizim Belçika bayimizden bir arkadaş alıp göndermiş. Bir yazık demiş adamcağızı. Bu söz konusu bu ilacı mı? Evet. Şey, kullanmış, bitki takviyesini. Kullanır kullanmaz demiş ki hemen bana 3 koli gönder. Ya ne oluyor? Nasıl yiyeceksin? 4 hanım olduğuna göre 3 koli azdır değil ya. Ki, bu reçel değil ki. Bir tatlı kaşığı alacaksın. 3-4 gün. Yani bir hafta yetiyor bir tatlı kaşığı. En fazla 2 tatlı kaşığı haftada. Hocam ben elinize tek ama giderken alacağım onu. Şimdiden sözünü alayım. Bayağı madem. Hayır benim anlatmam için tescili bizzat kendim yaşamam lazım onu, ki. Tabii. Bu memleket insanını anlatayım. Bak Herbalis İbrahim Hoca bize böyle söyledi ama bunun tescili var mı yok mu diye biz bir deneyelim hocam. Nüfusu azalıyor. Şimdi hep biz diyoruz ki
Avrupa'nın nüfusu azalıyor. Yaşlı nüfus. Türkiye'nin de nüfusu azalıyor. İran'ın nüfusu 1950'lerde bizden 7-8 milyon azdı. Şimdi bizi geçti. Mısır'ın nüfusu bizden azdı. Bizi geçti. Türkiye çok kritik bir noktada ama nüfusu yerinde sayıyor. 18 milyon bayan, 18 milyon erkek, 28 milyon kadın yalnız yaşıyor. Ne demek? Büyük bir facia. Türkiye'de aile yapısı çökmüş. İnsanlar şehirde yaşıyor, yalnız yaşıyor. Yani yaşam ortamı, iş ortamı. Stres, gerginlik. Şudur budur, bir sürü problem ortaya çıkıyor. Şimdi Almanlar probleme çözüm bulmuş. Ne yapıyor? İnsanlar yalnız yaşamasın, birlikte yaşasın diye vergi sistemini değiştirmiş. Evlenenlere daha az vergi alıyor. Öyle değil mi? Çocuk yapanlara teşvik ediyor. Çocuk parası ödüyor. Çocuk parası ödüyor vesaire vesaire. Adam düşünüyor, diyor ki ben yalnız yaşarsam devlet kazandığının yarısını alıyor, vergiye gidiyor. Evli olursa daha çok para kazanıyor. Yani bir kişi bir aileyi geçindiriyor. Ama tek başına yaşarsa tek başına yaşayamıyor, geçinemiyor. Çocuk parası alıyor, efendim anne parası alıyor vesaire vesaire. Almanya'nın nüfusu çoğalmaya başladı. Türkiye'nin nüfusu geriye doğru gidiyor. Yok, geriye gitmiyor ama hayır. Aslında geçmişe göre ciddi bir artış yok herhalde. 1985'lere kadar iyiydi. 85'ten sonra bu ekonomik Özal'dan sonra ekonomik bunalımlar, krizler, Türk aile yapısı çöktü. Türk aile yapısı, eski sistem çöktü. Türkiye'de artık biz, yani şimdiki hükümet bir şeyler yapmaya çalışıyor ama önceki hükümetler hep yanlış politika uyguladılar. Aile planlaması, nüfus planlaması diyerek nüfusu azaltmaya yönelik planlar, projeler uyguladılar. Yani Türkiye'nin nüfusu artmıyor artık. Çok aile ya bir çocuk yapıyor ya iki, üç çocuk yapan aile yok. Anladım. Şimdi sevgili hocam, bu tabii toplum stresli olunca, ekonomik problemleri olunca ilk kafadan bu toplumun cinselliğini etkiliyor. Tabii. Bu konuda atılan adımlar var son yıllarda. Belki internette orada burada yayınlanan bu bitki takviyeleri ya da ilaçların belki bir bölümü sakıncalı ama özür dilerim, bir şey söyleyeyim. Büyük bir bölümünün de fayda sağladığı tamam. Kesin. Şimdi burada sizin burada çalışan bir arkadaşımız var. O arkadaşımız, ismini söylemeyeyim, bana gereken mutlaka epimedium kapsülü getir dedi. Neden dedim? Neden? Diyor ki her türlü ilacı kullandım. 20 saniye sürmüyordu. Sizin kapsülden sonra elhamdülillah performansım hiç düşmüyor. Her şeyi kullandım. Yemin ediyor. İlle getireceksin dedi. Tamam dedik. Ona hediye getirdik. Evet, çok ben çok tabii memnun. Ekibi bir tanıyayım hoca. Evet. Bizim ekipte kimmiş bu sıkıntılı arkadaş? Ha, yok söyleme, ismini söylemeyeyim. Ya ekibin sayısı belli zaten. Evet. Yazımı Turay'ımla çıkarırım ben. Şimdi hocam, programın sonuna doğru geliyoruz. Reklama girmeden bitireceğiz. 1 saat 45 dakikalık bir süreyi geride bıraktık. Son sizi serbest bırakayım. Birkaç cümleyle, birkaç dakikayla şifa doğada, doğadan elde ettiğiniz bu bitki takviyeleri hastalıkların büyük bir bölümüne katkı sağlıyor, tedavilerine yardımcı oluyor. Benim söyleyeceğim bunlar, bunlara ilave siz de mesaj anlamında bir şeyler söyleyin, programı kapatalım. Burada önemli olan sağlıklı beslenmek. Yani günümüzde insanlar çikolata, cips, jelibon, kek, gofret, hazır çorba, efendim ne yerse hazır paket yiyeceklerden bir uzak duracaklar. Doğru mu? Hazır kimyasal madde içeriyor. En tehlikelisi de içinde monosodyum glutamat içeriyor bazıları. Beyindeki hücreleri öldürüyor. Kişi çocuğuna verdiği zaman sevinsin diye veriyor. Ama o çocuğunu 25-30 yaşına gelince o çocuğu Alzheimer, Parkinson, Huntington olacak Allah korusun. Alerjik hastalığı, cilt hastalığı olacak. Çocuğunu sevindirmek için vermiş olduğu yiyecek onu zehirliyor, çocuğunu zehirliyor. Farkında değil aileler. Şeyde hocam, Amerikalılarda bu şey cips tüketimi, hamburger falan tüketimi fazlaymış. Dünyada da en fazla obez oralarda olurmuş değil mi? Ya zaten birçok ülkede okullarda cips, jelibon, kek vesaire kola yasaklandı. Birçok okulda okullarda yasak. Peki niye tüketmemiz lazım? İş, tamam siz bu işin ticaretini yapıyorsunuz, bu topluma katkı sağlıyorsunuz.
Bu toplum için kafa yoruyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki arkadaş sen sağlıklı beslen de bize de ihtiyacın olmasın. Tabii canım, sağlıklı beslenelim. Sağlıklı. Ne yapacağız sağlıklı beslenmek için? Doğal, doğal yiyeceğiz, doğal içeceğiz. Örnek mesela, verin, doğal derken. Şimdi mesela elma armut zamanı mı değil. Elma aldık, armut aldık. Nereden geliyor? Güney Afrika'dan geliyor. Güney Amerika'dan geliyor. Oradan buraya gemiyle geliyor. İşleniyor, ilaçlanıyor. Ha zehir yemişsiniz, ha elma, ha armut yemişsiniz. Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bütün mevsim sebzelerini ve meyvelerini mevsiminde yiyeceksiniz. Mevsiminde ve ülkemizde yetişeni yiyeceğiz. Dışarıdan gelen asla hiçbir şey kullanmayacağız. Et de dahil bunun içinde. Her şey. Dışarıdan gelen her şey bu yıpranmasın, bozulmasın, çürümesin diye yoğun ilaçlanıyor. Anladım. Mesela İsrail'den Almanya'ya greyfurt gönderilmiş. Daha parlak, daha canlı gözüksün diye içine adamlar civa ilaçlamışlar, zehirlemişler. Civa oranı çok yüksek olduğu için hepsini geri gönderdi Almanya. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen meyvelere dikkat edelim, sebzelere dikkat edelim. Çocuklara cips, jelibon, gofret, kek vesaire yediriyorsa da bazı büyük firmalar yapıyor bunu daha. Türkiye'de çok meşhur firmalar yapıyor bu yanlışı. Öyle değil mi? Bunun da önüne geçilmesi lazım. Mesela normal şeker katılacağına cips, jelibon, bisküvi, gofrete tatlandırıcı katıyorlar. Mısır şurubundan elde edilen N5'e, nişasta bazlı şeker katılıyor. Bu da pankreas kanseri tetikliyor. Onu herkes de söylüyor hocam. Hakikaten çok tehlikeli duruyor. N5'e Avrupa'da, Amerika'da yasaklandı. Türkiye'de kullanımı %15'lerde. Evet hocam, bu son söylediklerinizi mesaj olarak kabul ediyoruz. İnsanlar evet. Diyorsunuz ki her yaş grubunda konumları, durumları ne olursa olsun imkanları el verdiği ölçüde sağlıklı ve dengeli beslensinler. Evet. Bunların yolu da bizim ülkemizde yetişen meyve ve sebzelerden yararlansınlar. Her meyveyi, sebzeyi de mevsiminde tüketsinler diyorsunuz. Herkes çocuğunu sever, çocuğunu seven de çocuğuna ne yedirdiğini bilsin. Evet sevgili seyirciler, biz program süresince bitki takviyelerini, bazı hastalıklar ve bazı rahatsızlıklar için önerdiğimiz bitki takviyelerini ekranın altındaki o telefon numarasından, telefon numaralarından talep ediyorsunuz. İbrahim Gökçek'e ait internet siteleri var, oradan takip ediyorsunuz. Sevgili İbrahim Gökçek bu konuda laboratuvar deneylerine dayandırdığını söylediği bitki takviyelerini öneriyor. Büyük ölçüde hastalıkların tedavisine yardımcı olacağını söylüyor. O örneklerden bu akşam birkaçını verdi. Hastalıkları ve hangi bitki takviyelerinin hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini de aktarmaya çalıştı. Önümüzdeki günler, haftalarda belki birkaç kez daha İbrahim Bey ile bir araya gelebiliriz. Bu akşamki İbrahim Bey ile ilgili yolculuğumuz sona eriyor. Kendisine sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiğinizde geldiniz. Ağzınıza sağlık. Ciddi ayrıntıları, ciddi bilgileri aktardınız bize. Bizlerle paylaştınız. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hürmetler, saygılar. Bir başka programda buluşuncaya.